Oh be, sonunda diyebileceğiniz işlemci geldi. Uzun süredir AMD kanadında Apu sistem bekleyen dostlar vardı. O yüzden hem o hasret gidecek hem de bu bilgisayarda neler alacağız bunu göreceğiz. Dostlar, size bir şey itiraf edeceğim. Şu anda bu stüdyoda herhangi bir petek ve ısıtıcı yok. Ben de o yüzden 14900K'yı full yükte çalıştırıyorum. Harbiden şu an sıcacık. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz sistemi ben bilmiyordum. Direkt kutuyu açar açmaz sizlerle birlikte ilk kez tanışmış olacağım. 8600G'den gücünü alan bu bilgisayarı Synergy bilgisayar hazırladı. Ben de çok merak ettiğim için daha çok işlemci üzerinde durup sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyorum. Dediklerine göre, fiyatına göre piyasa koşullarında en güçlü Apu sistemlerden biri olabilir. Gerçekten öyle mi? Günümüz koşullarında bu bilgisayar iş görebilecek mi? Hep birlikte frekans vereceğiz. Valla ben de heyecanlıyım. O yüzden hemen başlayalım. Dostlar, öncelikle sistem sağlam bir paketle geldi. Masamız her zamanki gibi şakır şakır. Direkt Ryzen 5 8600G ile başlamak istiyorum. Gücünü Zen 4 mimarisinden alan bu işlemci, oyun oynama ve içerik oluşturma deneyimi için 6 çekirdek 12 izlek sunuyor. 5 GHz hızlara kadar çıkabildiği gibi uygun bir anakartla hız aşırtma avantajı da var. Anakartımız Gigabyte'ın A620M H modeli. Elbette overclock düşünmeyen arkadaşlar için alınabilecek en tutarlı giriş düzeyi kartlardan bir tanesi diyebilirim. Bir kere 9 faz dijital VRM güç çözümüyle geliyor. Ayrıca kaliteli bir PCB yapısı var. SD backlight yok fakat RGB portlar mevcut. Klasik fan bağlantıları derken elbette soğutucu blok ve Gen 2 USB-C tipi girişi olmaması en büyük eksikliği olabilir. Sağlam bir GPU yuvası var derken B650 anakart özelleştirmesi için biraz destek çıkın dedim. 460 liralık da fark çıkarttılar. Değerlendirmek isteyen bakabilir. Bellek kısmına geçelim. Sanırım bu sistemin en kaliteli parçalarından bir tanesi olsa gerek. Corsair 5200'lü klasik modelle karşılaşıyoruz. Gecikme süresinin CR40 olduğunu da belirtmeliyim. Kalın soğutucu metal blokla gelmesine sevindim. Ayrıca 2x16 da seçebiliyorsunuz ve sizden abuk subuk 3000-4000 TL gibi bir ekleme istemiyorlar. SSD noktasına geçtiğimizde ise Goodrem'in giriş düzeyi Fizon E13 kontrolcülü 3D TLC NAND SSD'si ile karşılaştım. İş görür mü görür dostlar, sıkıntı yaşamazsınız. Geldik sistemin en zayıf parçasına. Elbette masada yer kaplamayan mini bir kasa olsa da ve daha çok ofislerde falan tercih edilse de bu model bana ve takipçilerimize pek uygun gibi durmuyor. Çünkü hem modern değil hem de çok demode kalıyor. Anlatılacak pek bir yönü de yok dostlar. Sonuçta 80 Plus PSU'yla da gelmiyor. Yer sıkıntısı olanlar değerlendirmek ister mi orasına karışma. Dürüst olmak gerekirse bugüne kadar hiçbir zaman Frisbee, Everest ve benzeri kasaları direkt önermedim. Şimdi de 300 Watt'lık bu kasayı tavsiye edemem. Bir sistem değerlendirip bu kadar açık ve şeffaf olmak kolay değildir. Frekans olarak bunu açıkça icra ediyorum ve bu konuda da destek görüyorum. Doğruya doğru, hani Synergy'deki arkadaşa da söyledim. Sistem fiyatı insanları çok zorlamasın diye tercih etseler de geleceği olan DDR5'li bir sistemde ben olsam en az 550 watt'lık 80 plus bir PSU'yu tercih ederdim. O yüzden de özelleştirme gamını geniş tuttular. Neler düşünebileceğinizi bildiğim için ben olsam direkt 650 watt'lık CH510 seçeneğine yönelirdim. Zaten bunu konuştuk telefonda ve özelleştirmede de avantajlı bir noktaya çektiler. Frekans olarak fiyat performans kısmında bu kasayı daha mantıklı buluyorum. Şimdi dostlar, sistemin en güzel yanlarından bir tanesi ultra hızlı başlangıcı desteklemesi. Gelişmiş moda baktığımızda belleklerin 5200 MHz'da çalıştığını görebiliyorum ve CL40. Sıcaklıklara baktığımızda işlemcimiz 25, sistem ise 27. Şimdi sevgili dostlar, sistemde ilk başlangıcı yaptık. HyperRX'i otomatik olarak aktif edebiliyorum. İşlemcimize baktığımızda teknik detayları görebilmekteyim. Frekans tabii ki değişiyor. 760M'e baktığımızda DDR5 olarak bellek tipini göstermiş. GPU frekansımız ise bu şekilde. Dostlar, sistemin boşta sıcaklık değerlerine baktığımızda 40-42 derecelerde, hatta 39'a kadar düştü. Evet dostlar, CS2'deyiz, 1080p yüksek detaylardayız, 70 kareye kadar çıktık. Oğlum ne oluyor ya? Dilerseniz düşük ya da orta da yapabilirsiniz ve görüyorum ki 2400G'den bu yana AMD ciddi anlamda 1080p yüksek detayları bu seride zorladı. Ha, bu bir bakıma ekran kartı alamayanlar için bence güzel bir gelişme. Oğlum ne oluyor ya? Beyler, tam beklediğim noktaya geldi ya herif. Vallahi kill manyağı yaptık.
Oo. Ne yalan söyleyeyim, ben 1080p yüksek detaylarda herhalde 35-40 alırız diye tahmin ediyordum. Tahmin ettiğimden daha iyi bir skor verdi. Ve şöyle düşünün. Oğlum, çift kanal kullandığınızda ya bu bayağı bir etkilenecektir yani. Dostlar, şimdi Cyberpunk gibi bir oyundayız. 1080p düşük detaylarda ve FSR 2.1 aktif performans modunda 30 kare alıyoruz. Ultra grafik moduyla arasında dağlar kadar fark olduğunu hissedebilirsiniz oynarken. İsterseniz 720p orta detayı da çekebilirsiniz. Hemen hemen benzer FPS değerleri alırsınız. Ne oluyor lan? Öleceğim. Abi heriflere bak. Yuh. Böyle böyle keseceğiz artık, ne yapalım. Adamlar punkçı çıktı beyler. Kampüs punkçısı. Adam kampüs punkçısı çıktı. Tamam mı abi? Vallahi ben onlar gibi değilim. Onlara benzemedim abi. Niye böyle yaptınız ki? Linç ettiler beyler. Sosyal linç yedik. Olmadı. Başka oyuna geçelim. Şimdi sevgili dostlar, bayağıdır Dying Light 2 oynamıyorduk. Tabii tek kanal bellekte, ancak bu kadar oluyor. 1080p düşük detaylarda, FSR performans modunda bayağı bir değişiklikler gelmiş açıkçası. Bitirdim hikayesini. Hatta tur bile bindirdim. İki kere bitirecek kadar oldum. Oğlum ne oluyor? Gelmişler. Uyarmıyorsunuz. Neyse, silahım güzel en azından. Vallahi patlatırım ha. Ne oluyor lan? Aa, ok yok. Oo, tepindik. Güzel. Neyse, olaylar bu şekilde. Aslında karşımızda yapay zeka özelliklerine sahip bir masaüstü işlemcisi var. Açmak gerekirse AMD Ryzen AI yapay işleme verimliliğinde yüksek performans için tasarlanmış özel bir yapay zeka motoru, yapay zeka iş yükleri için Radeon grafik kartı motoru ve aynı şekilde güçlü yapay zeka özelliklere sahip işlemci çekirdekleri içeriyor. Aslında kodcu arkadaşlar derin öğrenme, programlama dili ve benzeri çalışmaları da burada rahatlıkla orta düzeyde icra edebilir. Aynı şekilde böyle bir bilgisayarda yayın açabilir, oyun oynayabilir. Düşük güç tüketimli bu işlemci toplamda 22 MB ön bellekte geliyor ve tablolara baktığımızda da performansı ortada. Tabii ki Zen 3'te kıyaslayacak değilim. 5600 ya da 5600G'li sistemleri affetmeyecektir. Bununla birlikte ekrana 4K yüksek bitrate'li video performansını da yansıtmak isterim. Ek olarak dünya geneli performansına da baktığımızda bayağı bir yüksek çıkıyor. Anlayacağınız böyle bir işlemciye RTX 3070, 4060 gibi grafik kartlarını çok rahat bağlarsınız. Hatta üstüne bile çıkabilirsiniz. Bu tabloyu özellikle seçim yapmak isteyen dostlarımız için ayarladım diyebilirim. Böylece nasıl bir sistem istediğinizi, hangi güçte ne alabileceğinizi kestirebileceksiniz. Sistemde SSD'miz geleneksel orta sınıf bir Gen 3 SSD performansı sergilerken vaat ettiği değerleri sundu. Bellekse en azından CD40'ın üzerinde olmadığı için standart bir performans sergiledi. B650 anakart alırsanız çok efsane olur. Sizi çok bağlar mı bilmem ama en azından ön tarafta USB portla maksimum 450 MB saniye hız görmek beni sevindirdi.
3.2 Gen 2 olmasa da içime su serpti. Kasayla alakalı çok bir şey söyleyemem. Sonuçta direkt gidin dip cool alın dedi. Ama izolasyon olarak iyi diyemem. Ayrıca hava akış potansiyeli de tek bir fanın eline bakıyor. Boşta şiddet normalken yük altında GPU olmasa bile sesliydik. Anakart yüzey sıcaklıklarını beğendim. Gigabyte kalitesini ortaya koymuş. Toparlayacak olursam birkaç özelleştirme ile ileriye yönelik kıvamda bir bilgisayar olacaktır. Sonuçta herkes bir anda 30K çıkartıp ekran kartlı sağlam bir bilgisayar alamıyor. Ama böyle ufak ufak bir yola çıkacaksanız yine dost olabilir. Sonuçta DDR5'li yüksek frekans avantajı sunan bir sisteme sahip oluyoruz. Artık korelasyonu kurmak size kalıyor dostlar, ben anlatıyorum. Aynı şekilde ekrana 4 GB, 8 ve 16 olmak üzere farklı bellek kombinasyonlarındaki performansını da yansıtmak isterim. Örnek bir video da koymak istiyorum. Böylelikle dahili grafikteki mimari farkının etkisini de görmüş olacaksınız. Aslında bu video bir sistem incelemesinin de ötesine geçti dostlar. Şimdi sevgili dostlar, bazı anakartlarda grafik belleğini belirleyebiliyorsun. Ne yapıyorsun mesela? Kendin buradan seçebiliyorsun. 8, 16, 4 diye gitmekte dostlar. Şimdi Türkiye'de APU sistemlerde çift kanal belleğin ne kadar önemli olduğunu gösteren ilk insanlardan bir tanesiyimdir YouTube aleminde. Hatta bununla alakalı bir sürü de videom vardır. O yüzden 2x8 ile 16 GB belleği kapıştıracak değilim. Tabii ki 2x8 çift kanal bellek avantajı yadsınamaz. O yüzden 2x16 çok daha iyi olurdu. Sonuç itibariyle elimden geldiğince bilgilendirici bir içerik hazırlamaya çalıştım. Yani sadece hadi sistem var inceleyelim diye geçmedim. Yoksa çok kolay yani iki tane oyun testi açıp göstermek ya da 720p'de daha yüksek kareler almak. O taraklarda bizim olmadığını biliyorsunuz ve bana güvendiğinizi de biliyorum. En azından bize şunu gösterdi. Vega 8'li Zen 3 mimarili APU'lara karşı Zen 4 ciddi oranda daha yüksek, hatta 2 kata varan FPS farkı bazı oyunlarda yansıtabiliyor. Bu da şu anlamda geliyor. GTX 1650 sistem almaktansa ilerisi için farklı bir ekran kartı hedeflediğin böyle bir sisteme yönelmek mantıklı geliyor. Yoksa 16.000 liraya GTX 1650'li i3 işlemcili bir sürü sistem var. Hangisini alırdınız? Ben olsam DDR5'li sisteme yönelirdim tabii ki de. Ama şöyle de bir gerçek var. Ara sıra CS2, LoL, Dota ve benzeri oyunlar oynuyorsanız ve bazen de işlerinizi halledebileceğiniz güçlü bir makineye ihtiyaç duyuyorsanız tabii ki bu tarz sistemler işinizi görecektir. Mantığı şu şekilde kurmanızı istiyorum. Ya işte 15K verdikten sonra 1080p ultra detay oynayamayacaksam neden bir sistem alayım diye düşünebilirsiniz. O konuda bir şey diyemem. Ama seçeceğin sistemin önü açık mı? İşlemcisi bu kadar güçlü mü? Kodlama ve programlar üzerinde çalışırken bu kadar efektif olacak mı? Bunları da hesaba katmak lazım. Her şey oyundan ibaret değil. Gidin piyasaya bakın. APU sistemler arasında en sıyrılabilecek işlemciyle gelen model olduğunu göreceksiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Ürünün linkini açıklamaya bıraktım. Tabii ki de tercih her zamanki gibi sizindir. Artı ve eksisiyle ölçüm biçin tartın.